Türkiye'nin Yedi Renkli Gölü'nde su seviyesi kritik seviyede. Göl yüzey alanı ise 55 kilometre kare küçüldü. Türkiye'nin Yedi Renkli Gölü olarak bilinen aynı zamanda en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü'nde su kayıpları kritik seviyelere yaklaştı. Isparta'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı gölde su seviyesinin azalmasıyla birlikte halk plajlarında kumluk alanlar genişlerken İskeleler de karada kaldı. Suların çekilmesi ilginç görüntüler de oluşturdu. 2016 yılında Bedre plajına kurulan su kaydırağı kumların arasında kaldı. Özel hükümlerle 914.72 metre olarak belirlenen gölün su kodu, devlet su işlerinin 1 Eylül'de yaptığı ölçümlerde 914.70 metre olarak belirlendi. Gölün maksimum su kodunun ölçüldüğü 1969 yılı Haziran ayından itibaren bugüne bakıldığında göl hacminin yarı yarıya azaldığı, göl yüzey alanının ise 55 kilometre kare daha küçüldüğü tespit edildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Su Enstitüsü Müdürlüğü'nü yürüten doçent doktor Şehnaz Şener, Eğirdir Gölü'nü kaybetmemek için yapılması gereken tek şeyin su kullanımının azaltılması gerektiği konusuna dikkat çekti. Doçent Doktor Şehnaz Şener açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Önümüzdeki yıllarda gölün yağıştan beslenimi artmayacağı gibi buharlaşma kayıpları da her geçen gün daha da artacak. Bu nedenle Eğirdir Gölü'nü kaybetmemek için yapılması gereken tek şey su kullanımlarının azaltılmasıdır.